Kadınlarda en sık gördüğümüz element eksikliği demirdir. Demir çok önemli. Doğurganlık çağında, hele ki adet döngüsü sık olan, yoğun olan kişilerde demir eksikliği çok sık görülür. Eğer böyle bir durum varsa, yani adetler çok yoğunsa, mutlaka kadın doğumcu meslektaşlarımız tarafından ya ağızdan ilaç vererek ya hormonlu spiral takarak, hangisini artık hekim arkadaş uygun görüyorsa, bu kanamanın makul hale getirilmesi lazım. Bazen miyomlar olabilir kanamanın nedeni. O zaman tabii ki bir çözüm bularak o ya bir miyom ameliyatı veya ne yapılacaksa bunun çaresinin bulunması lazım. Çünkü siz ağızdan verdiğiniz demir haplarıyla veya depoları yükseltmek için verdiğiniz haplarla bir ay sonra yine bir adet döngüsü yaşayarak veya o miyomdan kanayarak bütün kan tekrar boşalır. Yani bir bidon düşünün, su bidonu. Altında musluk var. Siz yukarıdan dolduruyorsunuz, musluk açık, aşağıdan akıyor. Bu çok ciddi sıkıntılara yol açar. Saç dökülmesinin ana nedenidir zaten demir eksikliği. Şimdi demirin içerisinde hemoglobin, kanın içinde hemoglobini oluşturan demirdir. Oksijen de bununla taşınır bütün vücuda. Şimdi kan az olduğu zaman, yani demir eksikliği var, hemoglobin de düşük, hematokrit düşük, o zaman kan tabii ki yeteri kadar oksijeni taşımaz, kaslara yeteri kadar gitmez, beyne bile daha az gider. O nedenle böyle unutkanlıklar, sersemlik, inanılmaz halsizlik, yorgunluk, kas eklem ağrıları, bunlar çok yaygın olur ve saç dökülmesi olur. Çünkü yeterli oksijen gitmez kaslara. Kaslara yeterli oksijen gitmeyince de en küçücük bir harekette kişi böyle nefes nefese kalır, nefes açlığı hisseder. Derhal bu demir açığının yerine konması gerekir. Eğer hemoglobin de, yani kan sayımını düşürecek kadar fazlaysa, o zaman damar yoluyla bu depo demirin ve demirin verilmesi, ferinjektin verilmesi gerekir. Ama ferinjekt mutlaka donanımlı, yoğun bakım olan hastanelerde verilir ve bir dahiliye doktorunun onayıyla verilmektedir damar yolundan demir. Çünkü alerjen etkisi yüksek bir şeydir, ilaçtır. Daha makulse, orta seviyelerde düşüklük varsa, hem depo demir için hem normal demir için ilaçlar verilir. Bir de demir tabii ki yükseltildikten sonra her adet döngüsünde yine bir demir hapının kullanılmasında fayda vardır. Kişi tiroid ilacı kullanıyor ise demir hapının 4 saat aralık vermesi lazım. Mide ilaçları kullanıyorsa da tiroid hapından 4 saat aralık vermesi lazım. Bu demir ilaçları iştahı da arttırdığı için ben hastalarıma gece yatarken almalarını söylerim. Bir C vitaminiyle, bir limon suyuyla, portakal suyuyla almakta fayda var. Çünkü C vitamini emilimi daha da arttırır. Bazı preparatlarda ise, satılanlarda demirle C vitamini bir araya getirilerek piyasaya verilmiştir. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.